Hübriye Hanım'dan bugün beklentiniz yüksek miydi? Yani genel olarak hepinize soruyorum. Benim beklentim yüksekti açıkçası. Yüksekti. Sivaslı oluşundan dolayı mı? Evet, Sivaslı oluşundan dolayı. Genel olarak hep Sivaslılar hamarat mıdır sizin gözünüzde? Yani benim gördüğüm evet hamaratlardı. Bir de orada biraz farklı kültürler de var. Bu hamur işleri işte onların Çerkezlerden falan hep. Sivas'ta Çerkez de çok vardır. Evet, karışık. Ve bu hıngel bunlar hepsi aslında Çerkezlerindir. Onlar genelde yapıyorlar. O yüzden bakacağım. Yani beklentim de yüksekti açıkçası. Hadi bakalım, afiyet olsun. Sessiz olduğu Kibriye için Hanım... çok beklentiye girmedim ama hıngeli duyunca bir şey yaptım ama bir de tadına baktıktan sonra yorum yapacağım. Kibriye Hanım istemeden kulak misafiri oldum. Mutfakta sesiniz buraya geliyordu. Hülya Hanım böyle, Hülya Hanım. Evet. Biraz çekiştirdik sizi. Hayırdır? Nasıl çekiştirdik? Ne dedin kız? Onda da ne kulak var? Bak çorbayı birazcık basit buldu hani. Ispanağı falan karşılaştırması oldu. Hayır, içinde mesela ben daha önce de röportajlarında da söyledim. Yani eti, içinde et olsaydı gerçekten meşakkatli bir çorbaydı. Ama pastırmayla, hakiki pastırmayla yapıldığı için. Gerçekten mi yorumla? Çorbadan biraz, beklentim yüksekti biraz. Şöyle yani, beklentim yüksekti ama olmamıştı. Kibriye Hanım mutfakta konuşacağına gelseydi masada yüzüme karşı söyleseydi gerçekten tepkim o kadar büyük olmayabilirdi. Hülya Hanım merak etmesin, her şeyi ben ona da söylerim, yüzüne de söylerim. Ama galiba ama... Kibriye Hanım senin daha önce hani hiç madımak evet, yememene bağlıyor öyle... işi. Aynen o şekilde de yani yemediğim için de evet. Hani belki yemiş olsaydım bilseydim hani o şekilde olduğunu. Peki Kibriye'nin suçu ne? Kibriye'nin suçu yok, burada benim suçum. Evet. Aslında Hülya'nın pazarlarda da satılıyor. Madımak. Ya şimdi bilmediğim... Al mı diyorsun? Evet, al bir de, tane. Bizde de dediğin gibi... Burada önemli olan sen bundan puan kıracak mısın? Bakacağız, puanlarda göreceğiz. Çünkü az önce kendin ne dedin ya, hani ben hiç yemediğim için. Ya bizde de o doğu tarafında o otlar var. Onun değişik bir ismi var. Biz de aynı şekilde ama onu yumurtayla kavuruyoruz, çorba şeklinde yapmıyoruz. Bizde de o var. Bu madımağı biz şey de yaparız, ıspanak gibi de yaparız. Böyle sulusunu da yaparız, kurusunu da yaparız. Evet, kurusunu biz yapıyoruz yani çorba, sadece ıspanak çorbası. Şimdi ona bakarsanız arpa şehriye pilavı yapıyorsunuz ya normalde sadece. Burada kaç kere arpa şehriye pilavı yaptık, biz asla arpa şehriye pilavını tuzlu yiyemeyiz. Biz şekerli yiyoruz onu. Onu kavuruyoruz, üstüne toz şeker atıyoruz helva gibi. Şekeri çektiriyoruz ve yağlı yağlı şekerli onu helva gibi yiyoruz. Burada tuzlu yediğimiz zaman mesela benim çok garibime gidiyor. Ama hiç kimseye ben kalkıp da biz bunu şekerli yapıyoruz. Bu tuzlu bana çok tuhaf geldi. Ama olması gereken normal pilavdır yani. Olması gereken o benim kültürüm. Şimdi senin kültüründe farklı, yetişme tabii tarzın ki farklı. Evet. Şimdi Hülya da diyor ki yani madımak ben hiç yemediğim için beğenmedim diyor. Hayır, ben ona katılmıyorum yemedim. İşte yani. İşte o durum ben biraz bunu sıkıntı. Hiç yemedim diye bir şey yok. Ben de yemedim ama ya, bana göre lezzeti eksikti. Baharatı, yağı, Şükran Hanım, tuzu eksikti. Orijinaliyle karşılaştırırsak yani diyorum. Orijinalinde pastırma var. Tamam, ya, orijinalinde şey et var. Kadir Bey yani. Ben yedim, yorumunu yapabilir miyim? Buyur. Çok aşırı sarımsaklı. Gerçekten. Hangisi? Pazı. Çok sarımsaklı. Çok aşırı sarımsaklı. Hıngel de çok kalın olmuş. Evet, birazcık kalın bir şey. İçi de çok fazla olmuş. Yani ama patatesi de çok fazla. Ama patatesi öyle, içli olacak patatesi. Ben bunu Erzurumlu benim arkadaşlarım da var. Onlardan yedim. Yani ince oluyor ve içi de bu kadar dolu dolu olmuyor. Sizinki farklı olabilir. Ama ben bayağı da kaynattım Hülya Hanım, Filiz Hanım pardon. Çok şey gelmesin diye, hamur gelmesin diye. Kalın mı açmış hamuru? Çok kalın evet. Açmış. Peki lezzeti nasıl? Yani lezzeti güzel. Ona diyecek bir şeyim yok ama bu aşırı derecede sarımsak. Yani Ramazan ayında yani pek gitmiyor. İki diş sarımsak kullandım. İki diş mi koydun? Evet, çok ağır olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet peki olsun. Uyumlu mu pazıyla patatesin altı? Yoğurtlu olduğu için evet tamamlamış, güzel olmuş ama... Sarımsak olmasaydı eğer. Evet, ya da çok az olsaydı. Kadir Bey bir de bir şey açıklamak istiyorum. Bu tereyağı köyden ailem benim çiftliğim... Hiç rahatsız etmedi. Tereyağı çok güzel. Tereyağı olan... o kadar güzel çaldı. Aynen, tereyağı zaten köy tereyağı oldu yani. Sizin de. Yani o market tereyağı olmadı şu an o kadar belli ki. Aynen. Akışkanlığından bak yoğurdu yok. Aynen. Ayranı güzel yıkanmış.
ayranı dışarı vermemiş, çok beğendim. Tereyağı evet, çok güzel. Tereyağı afiyet olsun Kadir Bey. Evet, sence rahatsız ediyor mu? Biraz fazla kaçırmış mısın sarımsağı? Bu arada yemeklerini iyi bir şekilde sen de ifade et ki karşı tarafı belki ikna edebilirsin. Yok Kadir Bey, sarımsağı beni rahatsız etmedi. Filiz Hanım oruçlu olduğu için, hani ben oruçlu değildim. Aç mideye gidince mi? Yok, oruçla alakası yok da şimdi mesela hani iftardan sonra evet, teraviye gidiyoruz. Ya da bir toplum evet, arasına gidiyoruz. Çay, kahve faslı oluyor. O zaman bu insanlar rahatsız. O zaman davet sofrasına sarımsak gitmez mi diyorsun? Gitmez. Ama çünkü yoğurtlu olduğu için ama sarımsak, sarımsak mesela iki diş değil de hani yarım diş koysaydınız ya da bir diş koysaydınız daha iyi olurdu. Küçük iki diş kullandım ama gerçekten çok ağır. İsterseniz bir daha tadına bakın. Bu sarımsağın acılığı mı var? Evet. Bir acılık var. Acılık katmış. Efendim, yani biber acısı değil bu, sarımsağın acısı. Reklama girmesin. Evet. Taş köprüden mi gitsin? Evet. Evet. Bu reklama girmiyor, marka değil. Gerçekten keskin bir tadı var yani. Normal marketlerden aldığımız böyle bir tane. Beğendin evet mi pazıyı Üşkün abla? Pazıyı beğenmedim ama hingeliniz benim çok hoşuma gitti. Sen de beğendin. Bir acılık geliyor ağzıma. Çok da bir acı. Bir de çorbanız da hani madımak, bu siz, pazı. Siz hingel yediniz mi daha önce? İlk defa yiyorum işte, ama benim olduğu için hoşuma gitti. Bu yağlı olması gerekiyor. İşte ben hiç yemedim ama şimdi önemli olan benim damak tadıma uydu. Ben ama sevdim ve yedim. Ben yani bunu yan seyretmek falan istemedim. Değil miydi yani size göre? Nasıl? Size göre çok kalın değil miydi? Yani ben böyle hamurlu şeyleri daha çok sevdiğim için bana göre ama gayet güzel. Filiz Hanım bir tık kalın gelmiş olabilir, çok değil evet, ama. Evet kalın. Ama ben onu bayağı çünkü ben patatesli mesela yani hiçbir şeyi sevmem, börek siz falan. Siz kalınlığına takılmadın, lezzetini beğendiniz. Aynen. Ki ben patatesli hiç sevmem ama şey güzel olmuş. Diye hamur kalmasın. Hamur değil. Sadece çok kalın. Bir tık kalın gelmiş olabilir. Ama Şükrü Hanım kalınlığına takılmadı, lezzetine takıldı. Evet. Filiz Hanım lezzeti dedi mi sana? Dedi. Ama kalın. Lezzetli ama peki, kalın. Şafak Hanım. Önce elinize sağlık. Ben şöyle hıngel şöyle bir yorumlayayım. Gerçekten kalın. Hani şöyle evet, bir kesmeye çalışıyorsunuz bakın. Yani böyle. Zor kesiliyor. Tamam evet, lezzetinde bir kusur yok ama gerçekten çok sert olmuş hamuru. Bunun biraz daha ince olması gerekiyordu. Şeylerde de göreceksiniz zaten veterinerlerde. Biraz daha ufak açarken zaten kalınlığı belliydi. Yani, ama ben veterinerlerde de izleyeceksiniz evet, tabii ki. Evet. Sen ne güzel şeyleriz bellimişsin hele bak. Çok bak kusura, veterinerlerde göreceksiniz. Çok kusura bakmayın. Hayır çok güzel söyledi. Evet. Şaşırdım, ilk defa bir yarışmacı böyle söyledi o yüzden. Öyle mi? Tabii çok tabii. Ben. Veterinerlerde. Birazdan kamera arkası ama şey kaynattım bayağı şey kalmasın evet, diye. Evet ama demek ki kalın olduğu için yine o pişmemiş yani. Çok kalın olmuş. Pardon Şafak Hanım. Bu çok açıldığı zaman kiyat gibi dağılır. Patatesler falan yani hep dağılır. Yani hıngenin haşlama tarzı nasıl yapıldığını ben biliyorum. Bir tık hani bir tık benimki bana yutturamazsın bir tık diye böyle kalın gelmiş. Ben çok biliyorum. Değil. Yok bence kalın olmuş. Bunun da şöyle söyleyeyim, bir davet sofrası ve iftar sofrasına bence yakışmamış. Neden? Sarımsak eğer ki pişmiş olsaydı bizi çok rahatsız etmezdi. Ama çiğ olduğu için içinde evet, bizi rahatsız etti. Siz iki diş değil de bir diş koysaydınız daha güzel olurdu. İki diş de küçüktü ama işte. Ama işte pişmediği için. Sarımsağınız çok keskin demek ki acılığı geliyor. Sarımsağımız sarımsağın acılığı geliyor. Hülya. Şükrü abla bir de şuradan azıcık bana pide versen zaten. Tabii buyur ki. Buyurun. Madama şeye takılıyorum. Biraz hamuru kalın geldi. Neye takılıyorsun? Mada dedin geçti. Neye takılıyorsun? Açıkla. Hıngel canım. Hıngel. Hıngel'e katılıyorum yani arkadaşlarıma. Biraz kalın bir tık. Ama tadı lezzeti güzel. Ben beğendim. Yani normalde zaten hıngel çok ince olmaz. Ama bu gerçekten İnce kalın olmaz. Olmuş. Şöyle çok da pişseydi dağılırdı yani bence hıngel. Ne küçük oluyor ne büyük oluyor. Küçük oldu mu Kayseri mantısına doğru gidiyor. Evet. Büyük Şafak olduğu Hanım, zaman bu ince olur. Hayır. Yani çok da ince olsa çok ince zaten hani bir yufka kadar ince değil ama ince olur yani. Bir tık daha benimkine bir tık ya, daha ince olur. Bir tık değil hanımefendi ben, bu üç tık. Üç tık geriye gidin. Ben de işte yani farkına girdim ben, dedim ben bunu çok kaynatmam lazım şey olmasın. Benim yani bildiğim çok ince olmaz. İyi kaynatmışsınız yoksa içi de hamur yiyecektik yani. Ama öyle aman aman ağzınıza langur lungur hamur geliyor mu yani çevirirken? Yok gelmez. Bak biz iki tane yedim. Bir tanesi gayet güzeldi. Demek ince olmuştu. Ama diğerini gerçekten zor kesti. Yani ama şöyle zaten bir yufkayı açıp yapmadınız. Evet. Yani ağzına aldığım zaman da birazcık kalın sertti o. Ellerinize sağlık. Beraber. Şöyle vereyim. Ellerinize kolunuza sağlık. Beraber. Ha böyle altı evet, evet. Şimdi kuzu güveç mi geliyor? Kuzu güveç yanında arpa çoban şerili salatası. Bir de arpa şehriyeli pirinç pilavı. Hülya Hanım da önce hiç madıma kim yememiş. Madımama yorum yapıyor. Benim adımam pişmişti. Pişmemişti.
Bir tek pişseydi gerçekten güzeldi.